Merhabalar, Hobilerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir çalışma yapacağız. Bir önceki modelimi kurduğum ipimle bugün yine güzel bir kurulumu yapacağız. Hemen videoma geçmeden önce ipimi göstermek istiyorum. Çok fazla sorulduğu için bahsediyorum. Bu bir tanıtım videosu değildir. Siz modelleri dantel ip olarak kullandığınız bütün ipleri kullanarak yapabilirsiniz. İpim Altın Başak Klasik diye geçiyor. Pamuklu bir ip, 40 numara. Kullanmış olduğunuz 50, 60, 70 numaralardan birazcık daha kalın. Kamera altında daha iyi görüldüğü için tercih ediyorum. Siz dantelleri istediğiniz her marka iple, istediğiniz her renkle örebilirsiniz. Hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. Ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. İpimin ucuna bir zincir ilmeği attım. Buradan zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu 10 zincirimle küçük bir halka oluşturacağım. Tam dip kısmına değil, bir tık ileriye batarak kapatıyorum. Böyle küçük bir halka oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Benim ilk trabzanım. Halkama geri dönüyorum. Yan yana zincirimle birlikte 3 4 tane trabzan yapıyorum. Yan yana 4 tane trabzan yaptım. Arada 4 zincir çekiyorum. Eğer eliniz çok sıkı sıkıysa 5 çekebilirsiniz. Tekrar halkama geri dönüyorum. Dört trabzan daha yaptım. Bir, iki grup oluşturdum bu şekilde. Dört grupla küçük bir kare yapıyorum. Evet. Bir, iki, üç, dört tane grubumla küçük karemi yaptım. Bir üst sıra için ipimi hemen köşe noktasındaki trabzanımı alacağım. Trabzan üzerine ilmek alarak yapıyorum bu işlemi. Son trabzanın üzerine kilitliyorum. Buradan bir, iki, 3 zincir çektim. Benim yine ilk trabzanım. Köşe noktama zincirimle birlikte 2 3 4 adet trabzan yapıyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar aynı köşeden başlıyorum. 1 2 3 4. trabzan üzerine yapıyorum. Köşe noktalarıma bu kurulumu yapacağım. Arada 2 zincir çekiyorum. Trabzan üzerinden başlayarak buradaki köşeme geliyorum. Bir sırada motifimi bu şekilde dolanıyorum. İkinci sıra kurulumumu da yaptım, tamamladım. Buradan bir üst sıra için üst zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Alttaki 4 trabzanımı yapıyorum. Alttaki 4 tane trabzanımı yaptım. Buradaki köşe boşluğumdan trabzan sayımı 7'ye çıkartacağım. 3 tane daha yapıyorum. 5 6 ve 7. Arada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir çekip diğer
köşeye geçiyorum. Şimdi motifimi bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Tekrar bir üst sıra için 3 zincir çekiyorum. Alttaki 7 adet trabzanı tekrarlıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımı yaptım. Artık bu köşe noktasını artırma işlemi yapmıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Buraya bir boş kutu oluşturdum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı köşe noktama. Bir, iki zincir. Alttaki trabzanın üzerine geldim. 7 trabzanımı yapıyorum. Aradaki zincir çekiyorum. Aradaki boşluğumu tekrarlıyorum. Şimdi motifimi bir sırada bu şekilde dolanacağım. Evet, yine sıramızı dolandık, tamamladık. Artık motifimiz büyümeye başlıyor. 3 zincir çekiyorum tekrar. Bu sırayı bir sıra daha tekrar edeceğiz. Bu sıramızda 2 Alttaki 7 trabzanımı yaptım. Aradaki zincir çekiyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi köşe dönüşü için 5 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı noktaya. 2 zincir. 1 2 Evet, bir sırada modeli bu şekilde dolanacağım. Trabzanlarımı yaparak köşe kuruluşum bu şekilde olacak. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Motifimi şöyle elimden bıraktım daha iyi görün diye. Buradan itibaren kurmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3 sıra birbirini tekrar eden sıralarımızı kurduk. Hemen bir sıradan kurmaya devam ediyoruz. Şimdi burada 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Üç tane zincirimi çektim ve yukarıya çıktım. Bu benim ilk trabzanım. Yan yana 4 adet trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi burası yarım, dönüşte bütün olacak. Hemen aradaki zincir çekiyorum. Ayarlamaya çalıştım. Arada iki tane zincir çektim. Buraya bir boşluk yapıyorum. Aradaki zincir çekiyorum. Artık boş kutularımı yaparak köşemi döneceğim. 1, 2 1, 2 Yine köşe dönüşü için 5 adet zincir çekiyorum. Tekrar buradan başlıyorum.
Arada iki zincir. Trabzan üzerine bir trabzan. Arada iki zincir. Arada iki zincir. Şimdi bu taraftan giderken bu köşe noktasının yanındaki yere bir boşluk daha olacak. İki zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncü trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Altta benim bu kısımda 4 adet trabzanım kaldı. Dördünü yapıyorum. 2 3 4 Şimdi boşluğuma 2 adet trabzan yapıyorum. 1 2 Bir tane de trabzan üzerine yapıyorum. Şimdi buradan devam ettiriyoruz. 4 tane yaptık. 2 de boşluğa yaptık. 6, 7 sayalım. 8, 9, 10 tane trabzanım var. Bu boşluğu doldurmuş olduk. Aradaki zincir çekiyorum. Trabzan üzerine bir trabzan. Evet, motifi bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Tekrar bir üst sıradan kurmaya devam edeceğiz. Burada 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum tekrar. Burası hep yarım dönüşte bütün olacak. Hemen şöyle kameramızın altına gelelim. Üç zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu üç zincir benim ilk trabzanım. Burada kalan, geride kalan trabzanların üzerine boşluk yapacağım. İki zincir çekiyorum. Hemen son trabzanın üzerine bir boşluk yapıyorum. Arada iki zincir. Bir, iki. Boşluklarımı yaparak ilerliyorum. Köşe noktama geldim. Köşemi yine 5 zincir çekerek dönüyorum. Arada iki zincir. Hep boş kutularımı yaparak ilerliyorum. Hiçbir değişiklik yok. Bir, iki. Bir, iki. Şimdi burada yine bir tane boş kutu yapıyorum. Bir, iki, üç. 4 adet trabzan yapacağım. Bu birinci, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir çekip bir de kalanın üzerine bir boşluk yapıyorum. Şimdi bir sırada bu şekilde dolanacağım. Artık yukarıda benim sadece 4 tane trabzanım kaldı. Yaprağımı tamamladım. Bakın burada bir yaprak çıkarttık, figürü çıkardık. Bu sıram bittikten sonra bir sırada sadece boş kutu yaparak dolanacağım. O zaman motifim daha net ortaya çıkacak. Evet, motifin etrafını bir sırada sadece boş kutular yaparak dolandım. Böyle güzel bir çiçek desenli bir motifimiz oldu. Şimdi buradan ipimizi kesiyoruz. İki farklı motifle bir çalışma yapacağız bu sefer. Tekrar bir motif daha kuracağız. Hemen kameramı ayarlayayım. İpimin ucuna bir zincir ilmeği attım. Buradan tekrar zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum.
Başladığım yerle birleştiriyorum. Yine küçük bir halka oluşturdum. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. Halkama geri dönüyorum. Zincirimle birlikte 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu motifimi başladığım gibi farklı bir motif başlıyoruz. 4 zincir çektim. Tekrar aynı ara boşluğa 4 adet trabzan yapıyorum. Yine küçük bir kare oluşturacağım. Evet, 1, 2, 3, 4 tane grupla küçük karemi oluşturdum. Bir sıra için hemen ipimi köşe noktama taşıyacağım. Buradan taşımasak da olur aslında. Hemen şuradan başlayalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Benim 2 trabzanım. 1, 2 de arası için çektim. 5 tane. Hemen bir boşluk yapıyorum. Boşluğuma üç adet daha trabzan yaparak trabzan sayımı 4'e çıkardım. Arada 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar köşe noktamdan başlıyorum. Bir tane de trabzan üzerine yapıyorum. Aradaki zincir trabzan üzerine bir evet, bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şimdi motifim bu şekilde büyüyecek bir motif. 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Buraya bir boşluk daha yapıyorum. Şimdi motifimi bu şekilde büyüteceğim. Diğer motifimi eşit hale getireceğim. Hemen oraya kadar kuralım. Oradan itibaren birlikte görelim. Şimdi motifimi ördüm, büyüttüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hiçbir değişiklik yok. Sadece bir kare şeklinde kurulumu yaptık. Her sırada boşluklarımızı artarak dolandık. Birlikte örmüş olduğumuz motifimiz de burada. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada şurada sayalım. Tam orta kısımla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra kurduğumuzda birlikte ördüğümüz motifimizi karşılıyor. Karşılıklı trabzanlardan birçok model ördük ve birleştirdik. Şimdi bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Oradan itibaren kurmaya devam edeceğiz. Karşılıklı trabzanlardan iki tane parçamı ördüm ve birleştirdim. Şimdi ben motif sayımı 4'e çıkartacağım. Karemin üzerine çiçekli, çiçeklinin altına da kare motifini birleştirerek bir dikdörtgen bir kare elde edeceğim ve oradan itibaren kurmaya devam edeceğiz. Siz istediğiniz kadar motifi bu şekilde örüp birleştirin. Buradan itibaren güzel bir kenar çalışması yapacağız. Ben de motif sayımı 4'e çıkartacağım. Oradan itibaren kurmaya devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. İlk yaptığım videoda hemen size bildirimler gelecek devam olarak. Takipte kalmayı unutmayın. Güzel bir model ortaya çıkıyor.